Sevgili fizik canavarlarım, hepinize en güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bugün de iyisinizdir, fizik dersi dinlemeye her zamanki gibi hazırsınızdır. Fizik canavarlarım, bu videoların gelişerek devam etmesini istiyorsanız aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı, videoyu beğenerek gelişmeme katkı sağlayacak olumlu yorumlar bırakmayı lütfen unutmayın. Bugünkü videomuzda fizik bilimine giriş ünitesiyle ilgili soru çözeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videoda size konu anlatımını vermiştim. Bu videoda da arkadaşlar konuyu pekiştirmek adına soru çözmeyi düşünüyorum. Her zamanki yaptığınızı yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Önce soruyu görüp videoyu durduruyorsunuz. Kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Daha sonra çözemediğiniz sorular için çözümleri takip ediyorsunuz. Hadi birinci soruyla başlayalım o zaman. Birinci soru ne diyor? Diyor ki yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. 1. Fizik bilimi evrendeki olayları anlamaya yardımcı olur. Arkadaşlar fizik yerden göke madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıydı. Madde neydi? Doğada gördüğünüz her şeydi. O zaman demek ki fizik doğada gördüğünüz her şeyle ilgileniyormuş. O halde fizik bilimi evrendeki olayları anlamaya yardımcı olan temel bilimlerdendir. Doğru. Fizik bilimi sürekli değişim ve gelişim halindedir. Arkadaşlar bilimin kendisi değişim ve gelişim halindedir. Doğru bir ifadedir bu. Fizik bilimi teknolojinin gelişmesine, teknolojik gelişmelerde fizik bilimcisinin artmasına yol açar. Kesinlikle doğru bir ifadedir arkadaşlar bu. O zaman 1, 2, 3 öncülerin hepsi bizim için nedir? Doğrudur diyoruz. İkinci soru şöyle söylüyor, diyor ki buna göre görsellerde aşağıdaki alt dallardan hangilerine yer verilmemiştir? Arkadaşlar alt dalları bir hatırlayın. Ne dedik alt dallar için size? Kamyonet dedik. Hatırlayın ne dedik? Dedik ki kamyonet. Kamyonet demiştik. Hatırlayın. Kamyonet için ne dedik arkadaşlar? Şöyle söyledik biz. Dedik ki termodinamik, elektromanyetizma, nükleer, optik, yüksek enerji plazma fiziği, mekanik, tabi buradaki neydi? Atom fiziği ve katal fiziğiydi arkadaşlar. O halde bakalım şimdi atom bombası neyle ilgiliydi arkadaşlar? Nükleer fizikle ilgiliydi. Ki A şıkkında bizim için arkadaşlar nükleer fizik var. Yüksek gerilim hattı neyle ilgiliydi arkadaşlar? Elektromanyetizma ile ilgiliydi. B şıkkında var. İki arabanın çarpılması kuvvet ve hareket var. O zaman mekanik var demektir. Bilgisayarlardaki anakartın yapımı katı halle ilgilidir. Çünkü maddenin katı halle ilgilenen dalı katı hal fiziğiydi. Ama ışık ve ışığın davranışı ve görmeyle ilgili olan mesele optikti. O zaman optiğe burada yer ne yapmamıştır? Verilmemiştir diyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru diyor ki yukarıdaki görsellerde verilen ölçü aletlerinden diyor. Ölçtükleri büyüklükleri ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın burada biz fizikteki büyüklükleri ikiye ayırmıştık. Bunlar neydi? Temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklüklerdi arkadaşlar. Temel büyüklükler ne ile? Kısa muz ile veriyorduk. Hatırla arkadaşım ne ile veriyorduk? Kısa muz ile veriyorduk. Yani kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Şimdi burada terazi kütleyi ölçer, termometre sıcaklığı ölçer, ampermetre akımı ölçer. O halde bunların tamamı temel büyüklüktür. Temel büyüklüklerin tamamı skaler büyüklüktür arkadaşlar. O halde görsellerdeki tüm ölçü aletlerinin ölçtüğü nicelikler temel büyüklüktür. Doğru. Yer çekimsiz ortamda 3'teki görselde verilen eşit kollu terazi ölçüm yapmaz. Şimdi arkadaşlar yer çekimsiz ortamda olsa terazinin çalışması madde miktarıyla alakalıdır. Yer çekimiyle alakalıdır. Çünkü bu ağırlık değildir. Bu ifade arkadaşlar doğru bir ifadedir. Yer çekimsiz ortamda 2'deki görselde verilen termometre ölçüm yapar. Burada arkadaşlar buranın yer çekimiyle bir alakası yok. Yani kütlede yer çekimi etkisi var çünkü ağırlıkla alakalı. Ama termometre genleşmeyle alakalı olduğu için yer çekimiyle bir alakası yoktur. Ölçüm yapar diyoruz. Doğru söylüyor. 1'deki görselle verilen nicelik yön içerdiği için. Arkadaşlar bir görselindeki büyüklük akım şiddetidir. Akım şiddeti skaler bir büyüklüktür. Yönlü bir büyüklük değildir. O halde D şıkkı bizim için nedir arkadaşlar zaten otomatik olarak? Yanlış bir ifadedir diyorsunuz. Peki 4. soruya bakıyoruz. Diyor ki aşağıdaki verilen büyüklüklerin ölçü aleti karşılaştırmalarında hangisi doğrudur diyor. Uzunluk ne ile ölçülür arkadaşlar? Uzunluk metre ile ölçülür arkadaşlar. Sıcaklık ne ile ölçülür arkadaşlar? Elbette termometre ile ölçülür arkadaşlar. Sıcaklık ne ile ölçülür? Termometre ile ölçülür. Isı ne ile ölçülür arkadaşlar? Kalori metre kabı ile ölçülür arkadaşlar. Kütle ne ile ölçülür? Terazi ile ölçülür. Zaman neyle ölçülür? Kronometre ile ölçülür. O halde burada hangisi doğrudur arkadaşlar? Tabii ki sıcaklık termometre ölçülür cevabı bizim için doğru cevaptır diyoruz. 3 arkadaş fizik dersinde öğrendikleriyle ilgili
fiziğin alt alanları ve ilgilendiği konularla ilgili yorumlar yapıyorlarmış. Burada Funda şunu söylüyor, diyor ki mekanik basit makinalarla ilgilidir. Arkadaşlar mekanik kuvvet ve hareketle ilgilidir. O halde basit makinalar da bizim için hareketle ilgilidir ve mekanikle ilgilidir. O halde demek ki Funda bizim için doğruyu söylüyor. Termodinamik ısı ve ısının yayılımıyla alakalıydı. O halde ısı ve sıcaklık konusu kesinlikle arkadaşlar bununla ilgiliydi diyeceğiz. O halde termodinamik bizim için doğrudur. Katı hal fiziği radyoaktiviteyle ilgilenmez. Neyle ilgilenir? Maddenin katı haliyle ilgilenirdi. O zaman Ahmet bizim için yalan söylüyor arkadaşlar. Funda ve Simay'ın söyledikleri bizim için nedir arkadaşlar? Doğrudur diyeceğiz. Altıncı soru şöyle diyor, vektör konusu. Diyor ki 5 ve 6 birimlik vektörlerin KLM cisimlerine şekilde gibi etki ediyorlar. KLM cisimlerine etkeden kuvvetlerin bileşkelerinin büyüklüğü sırasıyla bu ise diyor. Bunlar arasında ilişki nedir? Arkadaşlar bileşke neydi? Birden fazla yaptığı vektörün yaptığı etkiyi tek başına yapan vektöre bileşke vektör diyoruz. Şimdi bakın K'ya etkiyen kuvvetler için 6 birim nereye doğru? Sağa doğru. Peki 5 birim nereye doğru? Sola doğru. O halde 6 birim sağa, 5 birim sola varsa o zaman burada net bileşke vektörü nedir arkadaşlar? Sağa doğru 1 birimdir. Ne kadardır? Sağa doğru 1 birimdir. Peki 6 birim ve 5 birim sağa doğru olduğuna göre bileşke ikisi de sağa doğru toplam ne kadardır arkadaşlar? 11 birimdir diyeceksiniz. M ise 5 birim sola, 6 birim sağa olduğuna göre arkadaşlar bileşke 6 birim yönünde olacak ve 1 birim sağa doğru olacak mıdır? Evet arkadaşlar. O halde dikkat edecek olursanız K'ya ve M'ye etkeden vektörler birer birim bileşkeye sahip ama L'ninki onlardan daha büyüktür. O zaman L büyük K M'ye eşit diyen cevap bizim için nedir arkadaşlar? Tabii ki doğru cevaptır. Diyeceksiniz ki cevap C'yandır arkadaşlar. 7. soru şöyle söylüyor. Diyor ki 1, 2, 3 görsellerinde verilenlerin hangilerinin üretiminde fizik biliminin katkısı vardır? Arkadaşlar uçağın kokpitindeki görsellerin tamamı fizikle alakalıdır. Niye? Çünkü elektrik manyetizma var, optik var. Yani görmeniz optikle alakalı. Çalışması elektrik manyetizma ile alakalıdır. Tıptaki görüntüleme tamamen arkadaşlar elektromanyetizma ile alakalıdır ya da optikle alakalıdır. Bizim fizikle alakalıdır. İletişim için kullanılan uydular kesinlikle arkadaşlar fizikle alakalıdır. O halde 1, 2, 3 bizim için neyle alakalıdır? Fizikle alakalıdır diyeceksiniz. 1, 2, 3'teki ölçülerden hangileri temel büyüklük ölçüleridir? Arkadaşlar kısa muzla vermiştik. Hatırlayın. Daha önceki soruda da bunu verdim ben size. Termometre sıcaklık ölçtüğü için kısa muzun S'sidir. Eşit kollu terazi kütle ölçtüğü için kısa muzun K'sidir. Ama voltmetre gerilim ölçtüğü için bizim gerilim diye bir büyüklüğümüz temel büyüklükler içerisinde olmadığı için voltmetre bizim için temel büyüklük değildir. O halde 1 ve 3 bizim için temel büyüklüktür diyeceğiz ki cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Yukarıdaki verilerden hangileri bilimsel araştırma merkezlerindendir? Arkadaşlar bilimsel araştırma merkezlerini ikiye ayırmıştık. Bunlar yerli olanlar ve yabancı olanlar. Yerli olanlar hangileridir arkadaşlar? TÜBİTAK'tı, TAEK'ti, ASELSAN'dı. Yabancı olanlar neydi arkadaşlar? ESA'ydı, NASA'ydı ve CERN'dü. CERN'dü yani hatırlayın. O halde buradaki 1, 2, 3'ün hepsi de arkadaşlar bilimsel araştırma merkezlerindendir. TAEK yerlidir ama ESA ile NASA nedir arkadaşlar? Yabancıdır diyeceksiniz. Diyor ki yukarıdaki paragrafta yer alan 5 cümleden, yani 5 tane cümle varmış yukarıda. Kaç tanesi fizikle ilgili durumdan bahsedilmiştir? Zilin çalmasını duyan öğrenci, arkadaşlar zilin çalmasını duyan öğrenci sesi duymuş demektir. Sesle ilgili olan olay fizikle alakalıdır. Bazı öğrenciler birbirine çarparak dengelerini bozmuştur. Dengelerini bozmuş, kaybetmişlerse tamamen denge fizikle alakalıdır, mekanikle alakalıdır. Öğrencinin biri musluğun altına elini uzattığında akmaya başlayan su ile yüzünü yakamıştır. Suyun akışı, hareketi, akışkan basıncı ve akışkan dinamiği ile alakalıdır. Kesinlikle fizikle alakalıdır arkadaşlar. 3 etti. Havluluktan bir kağıt havlu kopararak elini ve yüzünü kuruladı. Havlunun kurulaması, havlunun suyu çekmesiyle alakalıdır. Bu da adezyon kuvvetiyle alakalıdır ki fizikle alakalıdır. Saatine bakan bir öğrenci teneffüsün bittiğini görüyor. Saate baktığında neyi görecek? Zamanı görecek. O halde zaman da yine fizikle ilgilidir. Arkadaşlar buradaki 5 cümlenin 5'i de neyle alakalıdır? Fizikle alakalıdır diyeceğiz. O halde demek ki tamam bu neyle alakalıymış? Fizikle alakalıymış. Evet sevgili fizik canavarları takipte kalın. Her zaman söylediğim gibi abone olup beğenmeyi ve çevrenize fizik canavarlarından bahsetmeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki sizin bu çok değerli desteğinizle bu kanal gelişerek büyüyecek ve daha çok kişiye ulaşarak kanalımızdan faydalanan sayısı artacaktır. Hepinize değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın benim fizik canavarlarım. İyi ki varsınız.